şu an Antalya iline bağlı Kaş ve Demre arasında bulunan antik bir Likya kenti olan Kaleköy'e doğru yol alırken gördüğüm bu muhteşem manzara karşısında durmadan geçemedim. Durdum manzara karşısında. Burayı size de göstermek için kısa bir video çekmek istedim. Aynı zamanda geliş yolunu da anlatmak istiyorum aslında. Biliyorsunuz ben Kaş tarafından Antalya yönüne doğru devam ederek gezimi tamamlamayı planlıyorum. Dolayısıyla ben Kaş tarafından geldim. Önce Kaleköy tabelası göreceksiniz. Ona göre tabii ki yolunuza devam edeceksiniz. Yalnız daha sonra Kaleköy'den ziyade Üç Ağız ve Kekova tabelasıyla karşılaşacaksınız. Bu tabelaları takip ederek önce seraların olduğu birkaç evin bulunduğu bir yerleşim alanıyla karşılaşacaksınız. Ormanlık alan içerisinde çoğunlukla yol alıyorsunuz. Yolunuza devam edin. Bahsettiğim seralık bölümden geçtikten sonra tekrar bir ormanlık alana giriyorsunuz. Yaklaştım diye düşünürken tekrar dağlık ormanlık bir alanda bulunmanız sizi şaşırtmasın. Yanlış bir yere sapmış değilsiniz. Bu taraf zaten buraya gelen tek bir yol var. Yola devam edin. Sık sık tabelalar var. Üç Ağız ve Kekova yazan. Dolayısıyla yolu karıştırmanız çok da mümkün değil açıkçası. Ulaşım oldukça kolay. Sadece virajlı yollardan geliyorsunuz. Önemli rica etmek istediğim bir şey var. Lütfen bu yolları gelirken özellikle ikinci ormanlık alana girdikten sonra biraz daha arabanızı dikkatli kullanın, yavaşlayın. Çünkü kendi kendine gezen pek çok dağ keçisi mevcut. Yollara çıkıyor, bir anda karşınıza çıkabilir, bir kaza olsun. İstemeyiz, bir canlıya zarar vermeyelim. Muhteşem doğayı izleyerek geliyorsunuz ve şu an bulunduğum noktaya ulaştığınız zaman eminim ki siz de durup bir manzarayı izlemek isteyeceksiniz. O zaman ben size şimdi manzarayı kısaca gösterip yoluma devam edeceğim. Şu an Üç Ağız Limanı'nda muhteşem bir manzarası olan bir noktadayım. Üç Ağız Limanı'na geldikten sonra
önce videomda bahsettiğim, konaklamak için tercih ettiğim yerin üst katı, benim odamın bulunduğu yer. Burada pansiyon diye geçiyor konaklayabileceğiniz yerler ama oldukça büyük, otel formatında bir yer, deniz kenarında. Burası aslında bir koy oluşmuş durumda, 3 ağız koyu. Şu tam ağaçlık noktanın arkasında kalıyor. Şu gördüğünüz yer yarımada aslında. Buradan geliyor, bu tarafa doğru uzanıyor. Şurada bitiyor. Kameraya tam yansıyor mu bilmiyorum. Hemen arka tarafta gördüğünüz yer Kekoa Adası. Kekoa Adası yaşam alanı değil. Kekoa Adası'nın hemen kenarında antik kent kalıntıları var, su altında olan. Buradan kalkan teknelerle, turistik teknelerle, toplu ya da özel küçük tekneler kiralayarak adalar ve koylar gezisi yapabilirsiniz. Bu tarafa doğru kameramı çevirdiğim zaman hemen şu ağaçların arkasındaki noktada kalıyor aslında. Kaleköy bulunuyor. Buraya yaklaşık 2 kilometre kadar uzaklıkta. O tarafı gezmek için geldiğiniz zaman da eğer konaklamayı düşünüyorsanız çoğunuzu tercih edebilirsiniz. Şu an 3 Ağız Limanı'ndayım. Etrafı biraz dolaşıyorum. Pek çok tekne turu, özel ya da toplu yapabileceğiniz turlar mevcut. Siz sormadan gelip herkes bilgi veriyor size zaten. Küçük bir çarşısı var aslında. Tam olarak çarşı diyemem. Etrafta pek çok pansiyon var. Birkaç market mevcut. Market ve bir alanda böyle buradaki kadınların kendi diktikleri, yazın kullanabileceğiniz, plajda kullanabileceğiniz kıyafetler var. Tam olarak şilebezi ya da keten diyemem. %100 değiller. Ama ona benzer yazın oldukça serin tutacak, rahatlıkla giyebileceğiniz kıyafetler mevcut. Fiyatları şöyle bir sordum, 50 lira, 70 lira. Yani onlar için gerçekten çok fazla ücret değil, pahalı değil. Onlardan da burada alışveriş yapmayı tercih edebilirsiniz. Şimdi etrafı bir gezelim.